Bu toprakların her karışı şehit kanıyla sulanmıştır. Bunu hepimiz biliyoruz. Dün Ofta'ydık. Orada da Büyük Önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün anısına yapılan bir saygısızlık vardı. Ona ilişkin bir toplantı vardı. Orada da ifade ettim. Bizim bu coğrafyada özellikle Birinci Dünya Savaşı yıllarından kalan bütün dağlarımızda ki Sultan Murat Dağı bunlardan biridir, şehitliklerimiz var. Bu vatan toprağın her karışı şehit kanlarıyla sulanmış. Gaziler vermişiz. Bu güzel vatanı yurt yapabilmek için çok ağır bedeller ödemişiz. Hala ödemeye devam ediyoruz. Gönül istiyor ki bu ülkenin şehitleri, gazileri hak ettikleri değeri görsünler. Ama maalesef üzülerek bir konuyu da ifade etmek istiyorum. Şehitlerimiz, gazilerimiz arasında ayrımcılık yapıldığını biliyoruz. Ben milletvekili olduğum dönemde meclis kürsüsünden de bunun yanlış olduğunu ifade etmiştim. Özellikle gaziler arasında, şehit aileleri arasında ayrımcılık olmaz demiştik. 15 Temmuz şehitleri, Güneydoğu şehitleri, Kıbrıs şehitleri, gazileri, Kore şehitleri, gazileri bunlara ilişkin bir düzenleme yapılıp bu ayrım ortadan kaldırılmalı. Eğer şehit ailelerimize, gazilerimize haklar tanınıyorsa bu hakların mutlaka bir merkezden çıkıyor olması lazım. Bu ayrımcılığın bitmesi lazım, bu mağduriyetin giderilmesi lazım.